Hayat bu işte. Yapayalnızsın. Yani arkanda birisi yoksa haklıyken bile haksız konumuna düşüyorsun. Gördün işte. Birkan amir bile bir şey yapamadı. O ne? Mektup. Cem'den. Yasemin. Hayatım boyunca ilk kez sevdiğim, tek sevdiğim sevgilim. Seni kaybettiğimi biliyorum. Bana ne kadar kırgın olduğunu, beni bir daha görmek istemediğini biliyorum. Sen beni korumak istedin, beni korumak için sustun. Sana ne kadar büyük bir haksızlık yaptığımı farkındayım. Ama ben kuşkularla, travmalarla o kadar yaralanmışım ki, gözlerim öylesine kör olmuş ki, senin aşkının büyüklüğünü görmek yerine seni suçladım. Sana birbirimizin yaralarına ilaç olalım dedim. Ama yaramı sana göstermedim. Beni kısacık bir an görmeye tahammül edersen, her şeyi anlatmak istiyorum. Neden böyle güvensiz, böyle kuşkulu, böyle yaralı olduğumu, seni bir daha göremeyeceğimi düşünmekten nasıl korktuğumu anlatamam. Sana duyduğum şey aşktan çok daha büyük. Yokluğunun nefessiz kalmaktan bir farkı yok. Beni affetmen çok zor biliyorum. Ama bekleyeceğim. Bir gün beni özlemeni, görmek istemeni, nedir yaran anlat demeni sabırla ve bütün aşkımla bekleyeceğim. O gün hiç gelmeyecek olsa bile. Cem. Can. Nasıl olacak? Oğlum. Belki sen öyle bir zehirlemiş ki. Habere mutlu olma ihtimali sebep duruyorsun. Bakalım bu defa kendini Yasemin'e nasıl affettireceksin? Tek bir yol var abi. Yasemin'le bir daha ayrılmamamız için tek bir yol var. Ha. Neymiş o? Evlenme teklif edeceğim. Ne? Koçum benim. Güzel haber. Ama Can, iyi düşündün mü oğlum? Hani kızını üzmeyesin. Bak. Bence sen önce kendine şöyle bir çeki düzen ver, tamam mı? Şu şüphelerine kurtul oğlum. Ha? Ancak Yasemin yanımda olursa kurtulurum abi. Ha, yine iş Yasemin'e düştü yani. Bu defa da kıza seni ayakta tutma görev verdin, öyle mi? Öyle deme be abi. Seviyorum ben. Sevmek yok mu? Olur mu ben? Hayatta sevmek gibisin var canım. Hadi o zaman. Güzel günlere. Seni böyle ağlattığına göre çok güzel bir mektup yazmış olmalı. Çok güzel yazmış. Ama bitti. Hem böyle olması daha iyi oldu. Bitecekti zaten. Yasin, bana pek iyi olmuş gibi gelmiyor. Sen bayağı ölüyorsun Cem'in aşkından. Ölüyorum. Ölüyorum ama olmaz. Ben neredeyse onun kardeşini öldürüyordum. Murat'ın saçının tenine zarar gelse ben ölüp ölüp dirilirim. Bir de Cem'i düşün. Kardeşini hastane köşelerinde görünce nasıl acımıştır içi. O yüzden olmaz. Niye öyle düşünüyorsun? Belki olur. Cem'de bu güvensizlik varken benim de ona anlatamadığım, anlatmaktan korktuğum bir sürü sır varken olmaz.
Tekne olayını bilmiyor hala değil mi? Bilmiyor. Kaç kere anlatmak istedim. Kaç kere hazırladım kendimi. Ama anlatamadım. Neden anlatmadın Yasemin? Korktum çünkü. Bana inanmamasından korktum. Onu kaybetmekten korktum. Hiç dürüst olamadım ben ona karşı. Sanki sürekli benim bir açığımı arıyormuş gibi hissettim. Anlatamadım o yüzden. Hiden, niye böyle bu adam? Niye bu kadar güvensiz? Her şeyden kuşku duyuyor. Annesiyle alakalı sanırım. Mektupta öyle bir şey yazmış. Eğer izin verirsen her şeyi anlatmak istiyorum demiş. Yasi, izin ver anlatsın. Ama çok seviyorsun. Ben bir kere daha yıkılmak istemiyorum Şirin. Gücüm kalmadı artık. Bitsin en iyisi. Aşk haram yani. Öyle diyorsun. Ama ben senin yerinde olsaydım mutlaka... Yasmin kim ki? Cem olabilir. Kim o? Pardon, birini soracaktım. Bir açar mısınız? Burası temiz. Yan odaya bak. Kimse yok. Pencereden, balkondan bir yerden kaçtılar herhalde. Evet. Serpil Hanım, kaçtılar. Ne demek kaçtılar? Bir işi beceremiyorsunuz. Ben boşu boşuna mı besliyorum sizi? Serpil Hanım, kaçta göz arasında balkona çıkıp gitmişler. İki yarım akıllı sizden uyanık çıktı, öyle mi? Ben sizin yapacağınız işi tüküreyim. Püh! Allah kahretsin! Ben şöyle vereyim. Teşekkürler. Biz nereye geldik? Gel. Yasemin, Şirin, ne bu haliniz? Nevin abla, anlatacağım. Girebilir miyiz?
Neler oluyor kızlar? İyi misiniz siz? Bak, Şirin ablan seni görmeye geldi. Evet Murat, seni görmek için geldim. Gel, gel. Oh canım benim, canım, 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 canım. Ah. Oh. Ben neredeydim? İşlerim vardı. Ankara'ya gitmiştim. Ama geri döndüm. Bundan sonra buradayım. Ben de seni çok özledim. Çok gel, gel. Yasi, bugün ben yatırayım mı Murat'ı? Yatır. Hadi. Ben de geliyorum zaten tamam. Şimdi. Neler oluyor kızım? İçeride konuşalım mı? Geç. İnsanı çatlatma Yasemin. Konuşsana. Bu Şirin yine başına bir şey mi açtı yoksa? Yok yok. Şirin'in bir suçu yok Nevin abla. Serpil var ya. Benim şirketimin patronu. O kadın hiç sandığımız gibi bir kadın değilmiş. Ne demek o be? Kadın. Emin abla. Şirin'i de tuzağına düşüren oymuş. Önce borçlandırmış. Sonra borcunu ödeyemeyince öldürmekle tehdit etmiş. Ay aman Allah'ım. Ya seni de. Ay Allah'ım aklımı koru sen. Şu kadarcık şüphelenmedim ya. Şu kadarcık şüphelenmedim kadından Nevin abla. Kadın meğer... Ay Allah'ım sen koru ya Rabbim. Kız vallahi bak şimdi bu Şirin'e benim içim acıdı ya. Biz polise gittik. Şirin şikayetçi oldu. Sonra aldılar getirdiler bu kadını karakola. Ama ne hikmetse kadın bir şekilde kurtuldu. Şirin de ispatlayamadı söylediklerini. Serbest bıraktılar kadını. Nevin abla, sonra peşimize adam takmış. Eve kadar geldi Nevin abla adamlar. Çok korktuk. Nereye gideceğimizi bilemedik. Sana geldik. Allah kusum iyi yapmışsınız. İyi yapmışsınız da. Peki şimdi ne olacak? Bu kadın sizi rahat bırakmaz Yasemin. Ben de bilmiyorum ne yapacağımızı. Nevin abla, ben senden bir şey istesem, sen bizi burada saklayabilir misin? Birkaç gün, en azından gidecek bir yer bulana kadar. Tabii senin için sorun olmayacaksa. Kuzum, hele bir sakinleşin. Kendinize gelin. Murat da huzursuz olmasın şimdi. Sonra elbet buluruz piyonunu. Tamam. Nasıl özlemişim seni. Hadi uyu. Bak bütün arkadaşların uyuyor. Uyku vakti mi? Hadi bakalım. Merak etme. Bir daha hiçbir yere gitmeyeceğim. Gitme.
içeri. Ne oldu, sen niye ağlıyorsun yine? Sevenim varmış yaz. Ölüp gitsem arkamdan kimse ağlamaz diyordu. Ağlarmış meğer. Ama biz bir daha ağlamak yok demedik mi? Ben sevinçten ağlıyorum. Bu sayılmaz. Size kavuştuğum için. Olur mu? Tamam. Sevinçten ağlayabilirsin. Kuşum. Ne yapıyorsunuz buradasınız? Yemek de yememişsinizdir. Karnınız acıkmıştır sizin. Güzelce bir karnımızı doyuralım önce. Hadi. Geçin. Cevat müdüre bir yalakalık. Görmüyorum çünkü ben. Körüm. Ne yapmaya çalışıyorsun lan sen? Yerime göz mü diktin? Yasemin aramış. Hayırdır? Ah benim güzel kızlarım. Neler gelmiş başınıza yahu? Buna bir çare bulmak lazım ama böyle olmaz. Nevin ablacığım, biz başka bir yere gideriz zaten. Yani bu akşamlık buradayız. Evet. Aman Beşir'in, ben onu mu diyorum? Aşk olsun yani sana. Birkan arıyor. Aç hadi aç. Alo. Yasemin. Beni aramışsın, bir şey mi oldu? Serpil bizi öldürtmeye kalktı Birkan. Eve adam yollamış. Balkondan kaçtık biz. Ne? Ne diyorsun sen ya? Öldürmeye mi kalktı? Eve iki tane adam yollamış diyorum Birkan. Ben kapı merceğinden baktım, biz zor kaçtık Şirin'le balkondan. Nasıl bir manyak çıktı bu kadın ya? Sakın korkmayın Yasemin. Hiçbir şey olmayacak. Size bir şey olmasına asla izin vermem. Neredesiniz şimdi? Sevgi evindeyiz. Ha, şu kardeşinin kaldığı yer. Evet. Ama yarın emniyet müdürlüğüne gidiyoruz. En tepeye. Karakolda kendini kurtarmış olabilir. Ama bu sefer kurtaramayacak. Dağ başım burası ya. İnsan öldürtmek bu kadar kolay bir şey mi? Değil tabii. Ama Yasemin, kendi başınıza hareket etmeyin. Bak kadın her şeyi ayarlamış. İki dakikada örtbas etti kendi vaziyetini. Resmen elimiz kolumuz bağlı kaldık. Kim bilir kimler var arkasında. Böyle kolay olmuyor bu işler. Yanına mı bırakalım Birkan? Hayır, tamam, anlıyorum. Yasemin, korkmuşsunuz. Ama onun istediği bu. Bak ben alayım seni, yani sizi, Şirin'le seni. Benim evde daha güvende olursunuz. Yok. Yok sağ ol, iyiyiz biz burada. Bizi burada bulamaz zaten. Devletin yerine saldıracak kadar da gözü dönmemiştir herhalde. Tamam. Bizi orada bulamaz diyorsan kalın. Ama Yasemin, sakin. İndireceğiz o kadını, bak söz veriyorum sana. Ama adım adım, yavaş yavaş. Öyle olmaz. Kendi başınıza hareket etmeyin, bak her şey daha kötü olur. Bilmiyorum Birkan ya. Bilmiyorum. Bana güven ya, güven. Halledeceğim. Ama sakin, tamam mı? Arayacağım ben yine seni. Hadi. İyi geceler. Sana da. Birkan. Efendim. Teşekkür ederiz. Ne demek? Lan abla, lan abla. Yasemin, vallahi ağzım açık kaldı be kızım. Patronun kadın sana ameliyat için o parayı verince... ay Allah'ım ne kadar iyi bir kadın. Bu sanki melaike dedim. Meğerse niyeti başkaymış, seni de düşürmekmiş. Ay evlerden ırak olsun ya Rabbim. Şimdi onu düşünüyordum biliyor musun? O kadın bana özellikle verdi o parayı. Beni borçlu bırakacaktı. Sonra beni de zorlayacaktı. Ay Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol ya Rabbim. Peki ne olacak şimdi? E kızım, polisler bile bir şey yapamamış bu kadına. Yani tamam, bu akşam burada kalın. Ama yarın ne olacak be kızım? Yani sakın yanlış anlamayın çocuklar, siz benim canımsınız. Vallahi şu göğsümün içinde saklarım ben sizi. Ama buradaki çocuklar da bir zarar görürse kahrımdan ölürüm ben ya. Nereye gitsem oranın huzurunu kaçırıyorum. Şirin saçmalama. Bulacağız bir yolunu. Sen merak etme Nevin abla. Biz bir şekilde bir yolunu buluruz.
Yarın sabah gitmiş oluruz. Nereye gideceğiz Yasemin? Gidecek neresi var ki? Durun bir.